Bak bir şey diyeceğim sana. Şimdi bu aşı mevzusu var ya, orada asıl problem bu markaların ürünlerine verilen ismin aşı olması. Çünkü o aslında aşı değil. Bizim bildiğimiz manada aşı değil, öyle söyleyeyim. Tamam, bilimsel çevreler yine vaksin diyor, aşı diyor ama şöyle bir durum var. Bizim alıştığımız, bizim bildiğimiz manadaki aşı vücuda zerk edildikten sonra daha sonra o virüse maruz kaldığınız andan itibaren vücudunuzun o virüse karşı tepki geliştirmesini sağlıyor. Aslında o virüs vücudunuza bulaşamıyor. Vücudunuzda ölüyor. Vücudunuzdan yayılmıyor. Ama bugün piyasada bulunan işte gerek BioNTech olsun, gerek AstraZeneca olsun, gerek Sinovac olsun, bunlar farklı farklı işte pasif aşıydı, mRNA'ydı. mRNA'ya bir yıldız koyuyorum bu arada, onu da söyleyeyim. mRNA başlı başına bir konu. Ama ben aşı uzmanı değilim. Size söylemek istediğim başka bir şey var. Size söylemek istediğim şey tam olarak şudur arkadaşlar. Bu az önce saydığım markaların iğneleri ya da ilaçları, öyle söyleyeyim. Buna ilaç diyebiliriz. Bizim vizyonumuzda buna ilaç diyebiliriz. Bunu aşı dememiz doğru olmaz. Çünkü bu aşıları aldığınız zaman AstraZeneca'dır, dediğim gibi BioNTech'tir, Sinovac'tır, yarın öbür gün Türkovak gelecek. Bunlar sizin vücudunuzun bu virüse karşı bağışıklığı olmasını sağlamıyor. Bakın, bu çok önemli. Bu virüse maruz kaldığı zaman sizin vücudunuz aşılıyken, bu virüs vücudunuzda icraatlarını gerçekleştiriyor ama etkileri düşük oluyor. Asıl bombayı söyleyeyim. Şimdi aşıyı olanlar, bir doz oldum, iki doz oldum, atıyor tutuyor sanırsınız hepsi cengaver, maskeler falan çıkmış, her yerde delikanlı gibi dolaşıyorlar. Yapmayın. Bu virüs, istediğiniz kadar aşı olun, isterseniz bu bahsettiğim markaları 50 doz aşı olun fark etmez. Bu virüs vücudunuza giriyor, vücudunuzda bir kuluçka dönemi geçiriyor ve bu aşılar sadece virüsün vücudunuzda olan etkilerini zayıflatıyor. Virüs vücudunuza bulaşıyor. Siz aslında o esnada aktif bulaşıksınız. Bulaş diye tabir ediliyor ya. Aktif virüslüsünüz siz. Aşılı olmanız sizi o aktif virüsten koruyor sadece. Ama siz aşılıyken ve üzerinizde virüs aktifken, etrafınıza, eşinize, dostunuza, tanımadıklarınıza, metroda, metrobüste, toplantıda, müşteri ziyaretinde, her yerde bu virüs fışır fışır yayılmaya devam ediyor. İsterseniz 500 kere aşı olun fark etmez. O yüzden şimdi bakın, bayram dönüşü. Bayramda zaten sayılar fırladı, gördünüz. 3000'den 5000'den 8000'e 10.000'e fırladı. Dün en son 11.000 civarıydı galiba. Şimdi bayram dönüşü, tatil dönüşü, insanlar iş toplantılarına gidecekler, akraba ziyaretlerine gidecekler, 50 mevzu gezecekler ve tatildeki alışkanlıklarıyla yapacaklar bu işleri. Maskeler atılmış olacak, sosyal mesafe unutulmuş olacak, işte kolonya kullanımı yine dibe vurdu. Virüsün sanki ortada yokmuş gibi yaşıyoruz. Hayır, virüs var. Aşılı olsanız da olmasanız da virüs var ve bu aşılar, bakın Sağlık Bakanlığı neye uğraşıyor? Nüfusun %90'ını en az aşılamaya uğraşıyor ki okullar açıldığı zaman sıkıntı ortadan kalksın. Niye? Çünkü nüfusun %50'si, %60'ı, %70'i aşılansa, bizim bildiğimiz manadaki aşı kelimesinin gerçek karşılığı olsa, bu virüsün yayılımı durur. Bu virüsün hareket alanı kalmaz. Ama siz aşılı da olsanız, nüfusun tamamını da aşılasanız, bu virüs aşılılara da bulaşıyor. Bakın tekrar söylüyorum, aşılılara da bulaşıyor, aşılılar bulaştırıyor. Bu AstraZeneca'ların, BioNTech'lerin vesairelerin tek marifeti, aşılı olduğunuz zaman virüsün etkilerini hafif atlatmanız, yatalak olmamanız, solunum cihazına bağlanma ihtiyacı hissetmemeniz, anlatabiliyor muyum? Hastanedeki yoğun bakımları doldurmamanız. Dolayısıyla başımıza çok iş gelecek.
Başımıza çok iş gelecek. Bayram dönüşü siz bakın bu sayılar nasıl fırlıyor. Siz olun. Aşılıysanız da, aşılı değilseniz de zaten hemen gidin koşun aşı olun. Aşılı değilseniz onu peşinden söyleyeyim. Ama aşılıysanız da aman bana bir şey olmaz demeyin. Kul hakkıdır bakın, kul hakkıdır. Başkalarını hasta etmeye devam edebilirsiniz, bu potansiyeliniz var. Aşılı olmak sizi koruyor. Sizin üzerinizden yayılacak virüs yüzünden başkalarını korumuyor. Annenizi, babanızı, eşinizi, çocuğunuzu korumuyor. Bu virüs nanesi, en azından Covid pandemiyi kastediyorum, çıktığı ilk günlerde nasıl önlem almaya başladıysak, işte eldivenler, maskeler, kolonyalar, hijyenler, sosyal mesafeler, bunların hiçbirini unutmadan aynen devam etmemiz gerekiyor. Aşılı olsak dahi 2 doz, 3 doz, 15 doz fark etmez. Gözünüzü seveyim.